Herkese merhaba, ben Özgür Çetin. Bugün sizler için Reader P10S isimli akıllı cep telefonunu inceliyorum. Daha önce kanalımı takip edenler bilir, Reader P10S'in bir böyle engineering sample'ı gelmişti. O pembe renkliydi, bu gri renkli. Onu bir ön gösterim gibi bir şey yapmıştım. Orada 3D Touch teknolojisini göstermiştim. Yine 3D Touch özelliği var bu cihazın. Hatta Türkiye'deki ilk örneklerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Bunun detaylarına biraz sonra değineceğim için şimdi hemen cihazın fonksiyonelleri, işte fiziksel görünümüyle hemen hızlıca başlamak istiyorum. İnce ve şık bir telefon var karşımızda, onu söyleyeyim. Kenarları yuvarlatılmış, ya daha doğrusu köşeleri yuvarlatılmış, aynı zamanda kenarları da yuvarlatılmış ki buna 2.5 diye deniyor. Bir gövdemiz var. Metal gövde. Yani bir sağlamlığı hissediyorsunuz, bir bükülme, bir işte distorsiyon vesaire falan yok. Gayet başarılı bir olduğunu söyleyebilirim. Yan yüzde işte saçma kapama tuşumuz var. Altında hemen bir power tuşumuz mevcut. Bunun dışında başka bir tuşu yok yan taraflarda. Sol tarafta ise oldukça büyük ve geniş tasarlanmış. İsterseniz iki tane SIM kart, isterseniz bir tane SIM kart, bir tane de microSD bellek kartı koyabileceğiniz yuva var. Yani buradan da anlaşılıyor ki cihaz hem yekpare bir gövdeye sahip hem de çift SIM kart desteği sunuyor. Yekpare bir gövdeye sahip olduğu için şey yok, pilini çıkartamıyorsunuz, göremiyorsunuz. Alt kısımda hemen gösterelim, kulaklık çıkışımız. USB 3.0 Type-C bağlantımız burada, hem bilgisayar hem de işte şarj vesaire için kullanılıyor. Hoparlör bir çıkışımız da burada. Üst kısımda bir mikrofon bağlantımız mevcut. Mikrofon yuvası mevcut. Bunun dışında anten bağlantılarını görüyorsunuz. Üstte iki tane, altta da iki tane olmak üzere dört bir yanda anten için koyulan bağlantı noktalarını görüyoruz. Ön yüze gelecek olsak, ön yüzde üst kısımda kamera ve algılayıcılar vesaire, hoparlör vesaire var standart olarak. Alt kısımda bir home tuşumuz var, fiziksel tuş. Hemen onun yanında bir yine fiziksel bir tuşumuz var. Bastığımız zaman bir önceki açılan uygulamaları görüyoruz. Sağdaki tuşumuza basınca ise hemen görüldüğü üzere buradan bir geri tuşu aktif olmuş oluyor. İsterseniz bu tuşların fonksiyonlarını, sağdaki ve soldaki tuşu değiştirebiliyorsunuz, bunu da söyleyeyim. Home tuşu aynı zamanda bir güvenlik için parmak izi teknolojisi sunuyor. Bunu da belirtmiş olalım. Ben mesela ayarladım şu anda. Bakın. Basıyorum. Açıyoruz. Hemen açılıyor. Bu cihazın bu teknik, yani genel görünümünden sonra her zaman olduğu gibi teknik özelliklerine bakacak olursam, MT6755 Cortex-A53 işlemcimiz var. 8 çekirdek 2 GHz'lik bir işlemci bu. 4.5G desteği sunuyor. Full HD bir ekranımız var. 5.5 inç Full HD, yani 1920x1080 piksel. Android 6.0 ile geliyor standart olarak. İşte parmak izi okuyucu söyledim az önce, var. GPS navigasyon özelliği mevcut. Arka yüzdeki kameramız 16 megapiksel. LED lambamız da var yanında. Ön yüzdeki kamerada 8 megapiksellik bir ön yüz kameramız var. 4 GB RAM var. Bu güzel bence. 64 GB dahil hafıza. Bu da güzel. Çünkü 32 GB zaten bizim kullanabileceğimiz 20-23 GB kalıyordu. 64'te yayla gibi bir alanımız var. Ha, bu da yetmez diyorsanız zaten microSD bellek kartı yuvası olduğunu söylemiştim. Bu da 128 GB'a kadar destek sunuyor. Bluetooth 4.0 var ve 3000 mAh'lik pilimiz var. Teknik özellikler böyle. Tabii teknik özellikler işin birazcık şeyi, ama gördüğünüz üzere teknik özellikler gerçekten başarılı. Birçok şeyi buradan hani görebiliyorsun, kullanabileceğiniz şu andaki teknolojinin hani hemen en üst düzeyi olduğunu söyleyeyim. 4 GB RAM mesela önemli. 5.5 inçlik ekran önemli bence, güzel. Full HD olması da ayrı bir güzellik olduğunu söyleyeyim. Reader'ı belki bilmeyenler vardır. Hani ben bu kanalımda inceliyorum epeydir Reader ürünlerini. Reader ağırlıklı olarak son dönemde hani birçok yeni modelini sundu. P10 ailesinin C'si vardı, ben onu daha önce inceledim. İşte P10'u vardı, P9'u vardı vesaire. Şimdi biraz daha üst düzeye yavaş yavaş yöneliyor. Xiaomi ile çalışıyorlar üretici olarak. Xiaomi malum belki bilmeyeniniz vardır, Çin'deki ünlü bir üretici, ama daha önce General Mobile ile çalışıyorlardı. Şimdi onlara pek çalıştırıyorlar. Xiaomi ile çalışıyorlar. Bu Xiaomi'nin bir ürün aslında. Reader markası Türkiye sunuldu. Kullanımını alacak olursam, daha önce Reader aşina olanlar aslında çok şaşırmayacağı bir ürün var. Bir ana menü mantığı yok. Yani normalde Samsung, işte HTC gibi telefonlarda
bir shortcut buraya koyuluyor. Bu şu anda ekranda gördüğünüz bölümleri. Bu şeylerde Huawei gibi markalarda, Reader gibi markalarda böyle bir mantık yok. Yüklediğiniz her şeyi burada ana ekranda görüyorsunuz. Başka bir ekran yok. Bu alışkanlık gerektiriyor. Çünkü genelde böyle olmadığı için genelde alışmaya gerektiriyor ama bence çok büyük sıkıntı değil. Ayrıca bir fark daha var. Hep Reader'ın önünü söyledim. Üst taraftaki menü, onu söyleyeyim. Üst taraftaki menü şey yok. Hani bu kısa yol tuşları vesaire olur. Burada o yok. Bunun yerine alt kısma konumlandırılmış ki bütün Reader ürünlerinde bu böyle. İlk açtığımızda daha kısa özellikleri olan bir bölüm çıkıyor. Şu ayarlar kısmı var. Buna bastığımız zaman şöyle basalım. Biraz daha detaylı ayarları görüyorsunuz. Bir kere daha bastığımızda zaten normal buradaki ayarlardan normal ayarlara dönmüş oluyorsunuz. Bunun dışında telefon tabii ki gayet performanslı. Yani onu söyleyecek bir şey yok. Bu kadar donanımla zaten bizi yarı yolda bırakmayan bir cihaz olması lazım. Tabii Antutu testleri vesaire de yaptım ben. Standart olarak hep yapıyorum zaten. Yapmaya çalışıyorum. 49.726 gibi bir rakam bulduk. 50.000 civarında çıkıyor genelde. Yani ben test ettiğimde böyle çıkmış olabilir ama 50.000 civarında epey iyi, güzel bir rakam. Ama tabii bu her şey değil. Yani burada aldığı rakam yüksek diye çok süper olacak hali yok ama yani bu rakamın hakkını verdiğini söyleyeyim. Birçok oyunu oynayabiliyorsunuz. Orada bir sıkıntı yok. Takılmadan çalışıyor. Birçok teknolojiyi destekliyor. Yani hani bugün aklınıza gelebilecek her şeyi yüklersiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Rahat bir şekilde çalıştırıyor. Zaten yani bu kadar donanıma çalıştırması da gerekiyor. Ama hani test ettiğimde onaydığımda bir sıkıntı da yok. Yani birçok özelliği, birçok fonksiyonunu kullanabiliyorsunuz. Kamera tarafına gelecek olsam güzel de bir kameramız var. Yani kamera anlamında baktığımızda 16 megapiksellik ana kamera var dedik. Birçok çekim modumuz var. İşte HDR, gidi çekim modu, panorama, profesyonel mod, timelapse. Profesyonel modda birçok ayarları siz yapabiliyorsunuz. Slow motion, smart scene, işte text recognition yani metin tanıma, makro, işte GIF falan filan, ultra piksel. Hani bu çok daha yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekiyor. Barkod tanıması vesaire vesaire gibi birçok modu var. Burada şu sağ taraftaki panoramayı görüyorsunuz. Burada hangi modu seçerseniz en son onu gösteriyor orada. Mesela ben profesyonel seçeyim. Bakın profesyonel geldi. Ne farkı oluyor profesyonelin? Profesyonelin böyle bakın burada işte birçok ayarı, ISO'yu, beyaz ayarını, enstantaneyi ve netliği değiştirebiliyorsunuz. Diyaframı oynayamıyorsunuz. O bir şey. Buradan işte mesela oynadığınızda sonuçları görüyorsunuz. Gerçekten de hani bu özellikle bu fotoğrafçı konusunda bilginiz varsa mantıklı ve kullanabileceğiniz bir mod. Yoksa da diğer modlarda işinizi görüyor yani. Buradan normal resim moduna geçtiğimizde normal modu yüz güzelliği modumuz var. Yüzümüzü güzelleştiriyor. Video modumuz var. Vesaire vesaire. Kamera genel olarak iyi. Hani tabii ki bir ne bileyim üst düzey bir çok üst düzey işte Samsung veya ne bileyim HTC kadar başarılı değil ama günü fazlasıyla kurtarıyor. Full HD video çekebiliyorsunuz. Beyaz ayarı vesaire gibi ayarları da yine buradan kullanabiliyorsunuz. Coğrafya etiketleme yapabiliyorsunuz. Birçok fonksiyonu var. Çeşitli hani modları da var. Modlarla beraber de hani siz kendi çekimlerinizde rahat bir şekilde, güzel bir şekilde, eğlenceli bir şekilde yapabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Yüz güzelliği modu var. Burada yüzünüzün güzelliğini vesairesini ayarlıyorsunuz. İşte bu modlar sayesinde mesela farklı efektler de verebiliyorsunuz. Güzel fotoğraflar çekiliyor. Özellikle gün ışığında çok başarılı. Hani şey modunda bir parça ışık az olduğu zaman bir parça sıkıntı olabiliyor ama genel olarak başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bunlar dışında baktığımızda telefonla ilgili çok fazla özelleştirilmiş uygulama gelmiyor. Ama hani klasik bir Reader fonksiyonu, çocuk modumuz var mesela. Bu modu aktif hale getirdiğinizde çocuğunuz telefonunuzun sadece sizin izin verdiğiniz uygulamalarını çalıştırabiliyor. Mesela bu güzel bir özellik. Buna bakalım hemen. Burada ayarları var mesela. Şu ayarlarını yapmak için. Kullanıldığı uygulamalar bunları kaldırabiliyorsunuz. Diyeyim, Gmail'i görsün diyorsun, mesajlaşmayı görsün diyorsun ya da uygulama ekle diyerek buradan istediğiniz uygulama çocuğunuzun görmesini, istemediğinizi görmemesini sağlayabiliyorsunuz. Örneğin çocuğunuz oyun varsa, şu an ben çok fazla bir oyun yüklemedim ama oyun varsa sadece o oyunları görmesini sağlayabiliyorsunuz. Telefona arama yapamıyor isterseniz ama arama gelebiliyor bunu söyleyeyim. Bu moddan çıkartmak için de şifrenizi girmeniz gerekiyor veya parmak izinizi okutmanız gerekiyor. Bunu da belirtelim. Çocuğun kullanım süresini de belirleyebiliyorsunuz. Mesela kısıtlama yok verebilirsiniz veya bir saat dersiniz veya bu saati siz
işte 45 dakika oynasın diyorsunuz, 45 dakika sonra kapatıyoruz kullanımına telefonu. Bu da hani enteresan, güzel de bir özellik olmuş. Buradan çıkmak için de şifremizi veya parmak izimizi okutmamız yeterli oluyor. Şimdi gelelim tabii telefonun hani önemli özelliklerinden bir tanesi, bence enteresan bir özelliği, o da 3D Touch özelliğine. 3D Touch biliyorsunuz belki, bir de bilmeyen için söyleyeyim, iPhone 6 ile beraber, daha doğrusu iPhone 6S ile beraber hayatımıza giren bir teknoloji. Ekran basınç, yani basma şiddetinizi algılayarak uygulamalarla ilgili bazı kısa yollar basmanıza göre üretiyor sizin için. Mesela normalde saate bastığımız zaman haliyle saat geliyor. Ama 3D Touch özelliği, ki bu telefonda var, olan bir telefonda basılı tuttuğumuz zaman, tabi burada olmadı, şimdi bir daha deneyelim, şöyle basalım. Evet, alarmette, kum saati, kronometre gibi ekstra özellikler geliyor. Örneğin takvime bakalım. Takvime baktığımızda normal takvim geliyor. Ama basılı tuttuğumuz zaman yine ajanda, bugünün ajandası ve tüm ajandayı görebiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Benzer durum kamera için de geçerli. Kameraya bastık. Evet, normal kameramız açıldı. Basılı tuttuk. Selfie, video ve snapshot gibi özellikler çıkıyor. Yani bu özellik güzel. Ayarlarını da şuradan ayarlar bölümünden ileri seviye ayarlarda olması lazım. 3D dokunuş, 3D touch'tan ayarlayabiliyorsunuz. Yani bunun kapatabiliyorsunuz, arzu edersiniz. Hassasiyetini ayarlayabiliyorsunuz. Burada testini yapabiliyorsunuz. Hangi uygulamaların işte bunu kullanacağına buradan görebiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Burada bazı ayarlarımız mevcut. Bunu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Güzel bir özellik olmuş bence. Özellikle hani böyle kısa yolları kullanmak isteyen kullanıcı açısından bence başarılı bir fonksiyon. Gelelim telefonun en merak edilen özelliklerinden bir tanesi olan pil ömrüne. Bu üründe 3000 mAh'lık bir pil kullanılmış. Başta da söylediğim gibi yekpare gövde olduğu için pili göremiyoruz. Günlük kullanım açısından değerlendirdiğimde yaklaşık 1,5, hatta hani gününe göre 2 güne kadar giden bir pili var. Örneğin 1,5 saatlik bir yolculukta Wi-Fi'ye, yani tether yaptım. Yani internet bağlantısı için bu telefonu kullandım. 1,5 saatte yaklaşık %10-15'lik bir pil kaybı oldu, ki başka bir telefonda bunu yaptığımda yaklaşık %30-%40'a kadar çıkıyordu. Günlük kullanımda, ki ben yoğun kullanan birisiyim. İşte iki tane mailim var, sürekli telefonu kullanıyorum, uygulamalar vesaireler, hepsini beraber kullanıyorum. WhatsApp'ta şuydu buydu. Ona rağmen yaklaşık olarak 1,5 gün çok rahat gidiyor. Hatta zorlarsanız 2-2,5 güne kadar da çıkartabilirsiniz çok kullanmıyorsanız eğer. Ha, bu da yetmiyor diyorsanız aşırı mod diye bir özellik var. Bu Samsung'un bazı modellerinde var. Bazı üst düzey telefonlarda artık standart olarak geliyor. Telefonu özelliklerini kapatıyor. Örneğin şurada %76 pil ömrü var. Bunu diyor, eğer aşırı moda geçerseniz diyor 256 saate çıkartıyorum diyor. Açalım bu modu. Birkaç saniye sürüyor bu modun açılması. Bu modu açtığımız zaman telefon çok temel fonksiyonlara sahip. Nokia 3310 gibi bir şey oluyor. Ama telefonun pil ömrü de inanılmaz derecede artmış oluyor. Bu modu aktif hale getirdiğimizde dediğim gibi çok özellikler gidiyor ama %15 pilinizi örneğin bir güne kadar kullanabiliyorsunuz, onu söyleyeyim. Yani %15 kaldı diyelim. Böyle bir moda aktif ettiğiniz zaman bir güne kadar kullanıyorsunuz, ki bu da günlük kullanım için hani acil bir durum oldu. Telefonunuzun açık olması lazım. Bir telefon alacaksınız, bir görüşme yapacaksınız. Bence kullanılabilir, güzel bir şey olmuş. Telefonu genel olarak çok beğendim. Reader kendini geliştiren bir marka, bilinen bir marka da, hani no name bir marka değil. Yıllardır bu işleri yapıyorlar. Servisi var vesairesi var. Fonksiyon olarak da üst düzey olması iyi. 4 GB RAM güzel. 64 GB kapasitesinin olması bence ekstra da bir özellik. Ha, bu da yetmez derseniz, bu da yetmeyenler için de microSD bellek kartı olduğunu da söylemiş olayım. Şu anda görüyorsunuz zaten, mesela bakın bu şeyi rahatlıkla buradan görebiliyoruz. Ne özelliklerini depolamayı vesaire buradan da bakmış oluyoruz. Yani bence güzel bir telefon. İyi bir telefon olmuş. Böyle üst düzey, artık yavaş yavaş üst düzey modeller olmaya başladı. Örneğin burada görüyoruz. 64 GB'ın 14,5 GB'ın, yani 50 GB'ı çok rahat bir şekilde bizim kullanımımıza açık.
üst düzey bir telefon olmuş. Bu tarz bir ürünü arayanlara öneririm. 5.5 inç olması da kullanım açısından çok büyük sıkıntı değil. Çok büyük bir ekran değil. Rahatlıkla ben tek parmakta kullanabildiğimi söyleyeyim. Hani ekranın her köşesine ulaşabiliyorsunuz. Fiyat olarak değerlendirecek olsak son hani incelememizi kapatmadan önce cihazın fiyatı yaklaşık 1500 lira civarında. 1600 satan da var. 1500'ün birazcık altı 1499 satanlar var. Bu özelliklere sahip bir telefon için bence çok iyi. Çünkü 4 GB RAM, 64 GB dahil hafıza dediğiniz zaman zaten bundan daha ucuz telefon, yani bu özelliklere sahip bundan daha ucuz bir telefon neredeyse yok gibi. Alınabilecek bir telefon olmuş. Özellikle de böyle büyük telefon isteyip işte 3D Touch, yüksek donanım özellikleri gibi şeyler arıyorsanız tavsiye edebileceğim bir ürün olmuş. Reader'ın da hani bu ürünlerin sayısını önümüzdeki günlerde daha da artacağını tahmin ediyorum. İncelememi beğendiyseniz, ki bence beğenmediyseniz de yine de kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı tarzda videolarla yine karşınızda olmaya devam edeceğim. Bana her türlü eleştiri, yorum ve görüşleri birazdan ekranda çıkacak. Sosyal medya hesaplarımdan ya da bu videonun altından ya da web sayfamdan iletebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda, yeni bir incelemede, yeni bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.